Hepimizin kalbi daralıyor videoları izlediği zaman. Veya yeni bir ekonomik krize doğru uyanabiliyoruz. Veya yeni bir hastalığa doğru uyanabiliyoruz. Bak geçen bir doktor açıklıyor. Yahu kim gelse diyor bana diyor D vitamini eksik, B12 vitamini eksik diyor ya. Şu andaki hastalar kim gelse eksik diyor. Bunlar ne yapmışlar böyle millete, ne yediriyorlar diyor ya. Çünkü organik tarım yok ya. Şu anda biliyorsun İsrail tohumu sağda solda kullanılıyor. Ülkemiz böyle ufak ufak kendi yerli tohumumuzu üretiyor. Bir anda kaldırsan bütün tohumları yayacağım desen lobiler ayağa kalkar. Sen şu anda mesela faiz arttırılıyor maalesef. Allah bu hatadan kurtarsın. Amin. Elinde imkan varken bunu kökünde bitiremeyenlere Allah'ça malumdur bu. O onun Allah'la arasında. Beni ilgilendirmiyor. Ben söylüyorum bu yanlıştır, hatadır. Keşke kökten silinse de çektiğimiz değseydi yani. İndir 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 indir. Bu kadar çektik, dolar yükseldi. Ortalık zorlandı. Şimdi bu sefer bir de arttırdık. Ya keşke kökten silseydik de öyle çekseydik cemeresini ya. 1 lira da faiz söyle. 1000 lira da faiz. Var mı bir farkı? Yok. 1 liralık da faiz alsan Allah ve Resulüne savaş açmış oluyorsun. Allah cümlemizi muhafaza eylesin amin. Ama şimdi sen Starbucks'ı boykot ediyorsun ama maaşı hala İNG'den garantiden alıyorsan lobilere katkın var yani. Varsa muadili yapmak lazım, öyle değil mi? Şimdi efendim adam bir sistem yapmış, muadili yok onun. Araba olarak mesela daha yeni yeni ülkemiz bir muadil geliştirdi değil mi? TOGG dediğimiz bir araba. Bundan önce yani 100 yıl boyunca bu devlet devam ediyordu da uçak fabrikaları soba fabrikalarına dönüştürülmedi mi? Dönüştürüldü. Yani biz Almanya ile aynı anda savaşa girmedik mi arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı'na. Girdik. İkinci Dünya Savaşı'na yoktuk. Almanya yine savaştaydı Hitler'le beraber Churchill'la. Almanya 1926'da ne üretti? Mercedes motorunu üretti. Tank yaptı kendine. Biz 1926'da neyle uğraşıyorduk? Kanunu sürüyorduk. Neyle uğraşıyorduk? İstiklal mahkemeleri. Ney? Sarık takmak suç. Çarşaf giymek suç. Herkes şunu takacak. Zorunlu. O istiklal mahkemeleri Erzincan'da. Birisi vefat ediyor. Hasan Ali Yücel'in röportajlarında var bu. Oğlu diyor ki ya babam vefat etti zaten diyor. Hüküm çıkmış. İdam diye. Ya vefat etti diyor. Yok. Mezarı açtırıyorlar. Ölüsünü bir daha asıyorlar. Böyle bir zihniyetten çıktı bu ülke yani. Bu insanlar böyle bir zihniyetten çıktılar. Cellat Karali, Posta Gazetesi. Mart sayısı 1930. Araştırın. Cellat Karali. Röportaj veriyor. 1200 tane adam aslında. Hepsi cübbeli, sarıklı, şalvarlıydı diyor. 1200 adam. Hepsi. İstiklal Mahkemesi'nin kaç tane celladı var? Belki 500, belki 600. Çarp bakalım kaç tane adam çıkıyor. Biz içeride bunlarla uğraşıyorduk ya. Bunlarla uğraşıyorduk. Alimler asılıyordu. Nasıl olacak? Ulan bu akşam da herkes gaza geldi ha. Konuş. Doğruya devam. Allah sizi de ben de yanlıştan muhafaza eylesin. Amin. Ama bu gerçeği göremezsen ileriyi okuyamazsın. Ben daha yeni muadil çıkartıyorum. Bu adam da genç bir kardeşimize diyor ki ben Coca-Cola içmeyeceğim. Yanındaki de diyor ki ona aklı kıt. Ulan bindiğin arabaya bak diyor. Bir de diyor bana diyorsun ki diyor Coca-Cola içmeyeceğim. Ya arkadaş bunun muadili yok. Bunun muadili var ama. Meşrubatımız var, suyumuz var, milli içeceğimiz, ayranımız var. Var da var. İçme şu zıkkımı da. Yani şu kahveyi içmeden uyuyamıyor musun ya? Adam inatla gidiyor. İşte bu eğitim sisteminden bu çıkıyor. Şu anda en büyük iktidarın üzerine vebal de bu eğitim sistemidir. Allah-u Teala evlatlarımızı yetiştirmeye bize nasip eylesin. Hocanın kızı. Hocanın kızına sen bu bardağı ağacı yaşken eğiltmezsen, İçine su koymazsan dışarıda şarap koyacak çakal yok mu? Dolu, dolu. Uyuşturucu satanı var, tiner vereni var, sigaranın içinde bilmem neleri vereni var. Allah evlatlarımızı muhafaza eylesin bunlardan amin. Basit bir mesele değil. Bizim ufaklık anasıyla yılbaşı bak yine geliyor. O zaman dışarı çıkmış hastaneye, çam süslemişler. Ufaklık da demiş ki ona, ana ana demiş. Ya demiş biz niye evde bunu süslemiyoruz demiş. Ne güzel duruyor. Baksan hocanın kızı. Ne değil mi hocanın kızı? Sen düzeltmezsen sapar gider. Müdahale etmezsen sapar gider. Bir bakıyorsun adam YouTube'da bir şey izliyor. Bir de bakıyorsun oradaki izlediği koca koca profesörler. Efendim Araplar şey sattı, mal sattı. Ya velev ki sattı. Satanlar var. Firgal bir emir olmasa da, çoğunluğu olmasa da var. Tamam. Velev ki sattı. Ya soruyorum ya. Ahmet abi benden mal aldı. Satın aldım. Ben arsamı verdim ona. Şimdi benim arsamın sahibinin o olması bana zulmetmesini gerektirir mi? Ya velev ki sana sattım. Beni öldürmen mi gerekiyor? Bebeklerimi kesmen mi gerekiyor? Bebek ölüyor. Bu hala şu dertte. Ama Araplar toprak sattı. Hay Arap kadar başına taş düşsün ya. İnsan ol ya. İnsan ol. Bu insanlık nerede kaldı ya? Bu nasıl bir eğitim sistemi ya? Bu nasıl bir yetiştirme ya? Annelerde babalarda da suç var. Öğretmenlerde de var. Var. Hocalarda da var. O hoca bunun ayağını kırmaya çalışıyor. O bunun ayağını kaydırmaya çalışıyor. Öbürü benim arkamdan atıyor tutuyor bilmem ne. Hocalar böyle olursa ana baba evladından keman çalabilir misin? Gitar çalabilir misin? Çocuklara bakıyorum sırtlarında böyle 5 kilo çanta. Oğlum nereye gidiyorsun? Okula. Oradan dershaneye. Oradan keman kursuna. Oradan eve. Yazık ya sana yavrum. At gibi kullanıyorlar seni ya. Beklenti bu olunca anneler dipnot bekliyor. Efendim baba bekliyor ki 30 bin lira maaş getirsin de nereden getiriyorsa getirsin bizi bu zilletten kurtarsın. Öğretmenler hocalar birbirine girmiş. Nesil çıkmış 20 yıl sonra. Bana ne bebeklerden
ben KVM bakarım diyor. E normal. Bu değişmez böyle. Yani anlık ne derler ona, protestolarla değişmez bu. Allah bize bombalar atılmadan evvel de şuurlanmayı nasip eylesin. Amin.